Mustafa Gökkaya. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Mart ayı meclis toplantısının birinci oturumu Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayır. Toplantı öncesinde temeli atılan katı atık bertaraf tesisiyle ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren Başkan Ergün şunları söyledi. Bu vesileyle bugün tabii Manisa için çok önemli günlerden bir tanesi daha oldu. Bana göre bunu tarihe kazımak lazım. Çünkü Manisa'nın 30-40 yıldır kanayan yarası bugüne kadar maalesef imkanların olması, olmaması vesilesiyle yapılamamış. Katı atık bertaraf tesisleri ve bütün diğer tesisleriyle sonuçta Manisa'nın yıllardan beri ulusalda reklamını olduğu, bütün ulusal televizyonlarda yangınlarıyla adının geçtiği ve kötü anıldığı noktaları yaşadığımız bu süreci inşallah çok yakın bir süre içerisinde geride bırakacağız. Manisa için hem merkez, hem Turunçlu, hem Ahmetli ilçeleri, hem de Saranlı ilçelerini şu anda içinde yapılan hedefler doğrultusunda oradaki bütün katı atıkları Uzungur'un katı atık ve taraf tesislerinin temel atma törenini bugün hayırlısıyla gerçekleştirdik. 24 ay olarak hedeflenmiş, ihalesi yapılmış bu proje inşallah süresinden önde şu anda gidiyor. Bugün orada aldığımız bilgi Sayın Valimizin de önderliğinde yani inşallah bu süresinden 6 ay önce bitirilmesi hedefleniyor. Seneye yılbaşı dendi ama ben bugünlere razıyım. Tam bir sene sonra inşallah bu tesisin de açılımını tüm insanlarla paylaşmak inşallah nasip olur. Manisa'nın bugüne kadar belediye nezdinde yapılmış olan en büyük yatırımlarından biri. Tabii her ne kadar zaman zaman yapılan işi karalama noktasında açıklamalar olsa da tabii bilgi eksikliğinden kaynaklanan gerekçelere dayanıyorum. Gönül isterdi ki bilgi almak isteyenler detaylı bir bilgi bizden başvuru alabilirler. Önce sadece Manisa merkezi olarak açıklanmıştı bu plan. Sadece Manisa merkezi Cezayir'e Yunus Emre belediyeleri kapsıyordu. Ondan sonra yapılan plan çalışmaları nezdinde Turgut ilinin, Ahmetli ve Saranlı ilinin de ilçelerinde katılımıyla kapasite arttırımına girildi. Binaları büyütüldü. Katı atık bertaraf tesisleri kapasiteleri arttırıldı. Ayrıştırmaların kapasiteleri arttırıldı. Alan büyütüldü. Sonuç itibariyle inşallah önümüzdeki sene bu tesisi açmak ve Manisa'ya bu eseri kazandırmak Allah sağlık saati verirse bizlere nasip olacak. Bizim için büyük bir mutluluk olacak. Tabii bu arada bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı nezdinde emeği geçen bütün herkesin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü nezdinde emeği geçen herkesin, ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığımızın bütün daire başkanlığı ve çalışanları, kimin emeği geçtiyse herkese Allah razı olsun diyorum. Bir kere daha burada onlara teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta inşallah atık su arıtma gibi katı atık tesislerde Manisa'nın en kısa sürede sorun olmaktan inşallah çıkaracağız. Tabi sırada diğer ilçelerimiz var. Diğer ilçelerimizle ilgili inşallah şu anda ilgili daire başkanlığımız nezdinde yaptığımız çalışmalar var. Bunların da tamamını inşallah en kısa süre içerisinde güzel bir planlarımız var. Netleşmesine müdakip bunları da inşallah sizlerle paylaşacağız. Yani Manisa'da çevre yönünden, çevrecilik yönünden Büyükşehir Belediye'miz olarak en güzel hizmetleri inşallah yapacağız. Ve bunun bir gurur vesilesiyle bundan işte iki hafta öncesi geçen hafta itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çifte ödül geldi.
Türkiye'nin en fazla altyapı yatırım yapan belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi. Burada birinci oldu. Ankara'da bununla ilgili törene katıldık. Önümüzde bugün çıkan gazetelerde de şu anda nelerin yapıldığı ile ilgili kısa bilgiler var. Bunları da buradan gururla söylüyorum. İnşallah bu ödüllerin devamı kısa da zamanda daha devam edecek. Bu vesileyle kısa bir bilgi vermek istedim. Teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin birinci oturumunda 54 madde görüşüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kula'da Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'ne ziyarete gelenlerin kullanabileceği, Emre Köyü'nde yaşayan halkın ürünlerini sergileyebileceği ve Kadir Gecesi gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli etkinliklerin yapılabileceği meydanla ilgili projesi de Mart ayı meclisinde görüşüldü. Emre Mahallesi 101 adı 3 parselde 11 metrekare tarla basit taşınması, Yunus Emre meydan düzenleme çalışması satın alınması ile ilgili teklif. Bu konuda söz var arkadaşlar. Görüşülen maddelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 14 Mart Pazartesi günü yeniden toplanmak üzere meclisin birinci oturumunu sonlandırdı. Saat 18'de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. Hayırlı akşamlar.